Sevgili seyirciler, önceki akşam seçenler seçilenler konuşuyor şiarıyla Atakale gündemde program yaptığımız Esenkale Mahallesi Muhtarı Mehmet Sobi sohbeti esnasında Ziraat Odası'ndan gündeme gelince, Ziraat Odası gündeme gelince doğal olarak atıfta bulundu. Bu konuşmaları bir vesileyle izleyen Ünye İlçe Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarı Kahraman kardeşimiz haklı olarak cevap verme gereği duydu ki şimdi kendisiyle makamındayız. Dinlediği sorunlar üzerine akşam hakkında yapılan konuşmaya cevap verecektir. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Kahraman. Evet, teşekkür ederim. Ben Sayın eski meclis başkanımız Mehmet abinin söylesini sizin bastınızınızla izledim. Esefle karşıladım. Yani şok oldum diyebilirim. Çok da kaleye aldığımı söyleyemem. Cidden kaleye almadım. Evet. Ama bir cevap hakkı doğduğu için de mikrofonu uzattınız. Teşekkür ediyorum. Cevap vermek isterim. Sayın Sobi yaklaşık 4 yıl aşkın, belki 2 dönem bilmiyorum, o dönem birlikte çalıştık, meclis başkanlığımızı yaptı. Bizim bir hedefimiz vardı dedi. Biz bir hedefe gitmek istiyorduk. Önünü kesen mi oldu hedefine acaba ulaşamadı? Rus tankerleri mi vardı önünde yoksa Amerikan panzerleri mi vardı? Hedef neydi? Niye yapmadı? Niye yapamadı Sayın Başkan? Sorarım bunu bir. İki, burada işleyişin üç aşağı beş yukarı ne olduğunu eğer bilmiyorsa Sayın Sobi, eski meclis başkanımız, Esenkale'nin kıymetli muhtarı, eğer bilmiyorsa bu soruları böyle durduk yerden gündeme getirmenin hiçbir anlamı yok. Böyle rezil olur giderler. Ederim, ben yani şiarım budur. Benim içimdeki neyse ağzımdan o çıkar. Hiç kimseyi rencide etmem. Ama dinleyicilerimizden özür diliyorum. Hak edene de hakkını hiç çekinmeden söylerim. Ben 6 yıl önce tabiri caizse biz içeriden seçildik. Şimdi size anlattıklarımı, anlatacaklarımı yaptıramadığımız için Sayın Sobi'nin de meclis başkanı olduğu o gün, o meclis başkanlığı yaptığı günlerde bu sayacaklarımı onlara yaptıramadığımız için biz içeriden Sayın Başkan'ı ve ekibini yıktık. Ben bugün Ziraat Odası Başkanı olabilir çünkü problem değil. Biz sadece benim başkanlığım semboliktir. Başkanlığı çok sevsem, Ünye Ziraat Odası Başkanı'nı çok sevsem ama yukarıda makamda otururum. Bak ben buradayım. Üreticilerimizle birlikte. Siz geldiğinizde, Sayın Ahmet Bey geldiğinde bahçede çalışıyorduk burada. Sizden önce de izin aldım kendisinden. Teşekkür ediyorum bana telefon ettiğinde. Bir başka kardeşimizin domates bahçesindeki hastalık ve zararlarla alakalı denetime gittik mühendis arkadaşlarımızla. Biz 6 yıldır ne yaptık Ziraat Odası'nda ya da aldığımız paraları nereye harcıyoruz, kime bağış edeceğiz, edebilir miyiz? Bunları hiç böyle zamanımız herhalde var sanırım. Güzel güzel anlatalım. Başkan olduğum gün hemen bir karar aldım. Çünkü çok kısa bir zamanım vardı. Ünye Ziraat Odası'nda Sayın Başkan'ın ısrarla, o günkü yönetimin ısrarla kaçtığı, çalışmak istemediği tarım danışmanlığı aldık. Bünyemize kattık. İki tarım danışmanıyla bir yıl çalıştık. İki yıl çalıştık. Akabinde iki yılda üst üste 8 tarım danışmanıyla çalıştık. Sonra sistemin bizi getirmiş olduğu zorluklar vardı. Çünkü o günkü koşullar daha zordu. Üreticiden katkı payı isteniyordu gibi. Biz bunu 5 tarım danışmanında indirerek bugün yolumuza aynı sayıyla devam ediyoruz. Sayımız bu sene 4. Evet. Danışman arkadaşlarımızın yerlerini dizayn ettikten sonra biz onlara araç lazımdı ki Ünye Ziraat Odası'nın aracı yoktu. Daha önce var olan aracımız, burada doğru da söylemek lazım, aracımız sele kapılmıştı. Bir Volkswagen Caddy marka aracımız vardı, sele kapılmıştı. Dolayısıyla araç ihtiyacımız vardı.
araç aldık. Ford Connect araç aldık. 6. yılımız ve aracımızda hala hizmete devam ediyoruz. Peşinden ilk işimiz hemen yukarıdaki danışmanlık bürosunu biz arkadaşlara salonumuzu, bilgi işlem servisimizi danışman arkadaşlarımıza terk ettik. Ve gördüğünüz gibi bugün Ünye çiftçisinin belki Ordu'ya, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma alanı yarattık. Burada çay makinalarından tutun, onların soğuk su içeceklerine kadar tuvalet ihtiyaçlarını kuracak her türlü de rahatları yerine getirdik. Bir televizyon kurduk. Orada eğitim programları yaptıklarımızı ya da başka yerlerde yapılanları yayınlıyoruz. Devam ediyoruz. 2 adet Sayın Sobi iyi açsın kulaklarını. Bunlar aslında biliyorlar. Ama ben bu yönetimin içerisinde olursam böyle olur, olmazsam işte bu böyle olur'a geliyor bu kısacık söyleşi. Ben oradan alıyorum. Payımı alıyorum oradan. 2 adet biliyorsunuz bölgemizde çok son derece sıkıntılı külleme hastalığı var. Bu küresel ısınmanın getirdiği, Ahmet'in, Mehmet'in yaşattığı, getirdiği bir uydurduğu bir hastalık değil. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz de etmeye çalışıyoruz. Ahmet abi, eğitmekte çok zorlanıyoruz üreticilerimiz. Geleneksel tarımla gidiliyor ama biz inatla devam ediyoruz. 2 adet tarım ilaçlama motoru aldık. Bu ilaçlama motorlarının fiyatları çok anamdanam çok para falan değil. Ama buna emek veriyorsunuz. Buna 2 arkadaş, 3 arkadaş başına vererek dağ tepe ilaçlama yapıyorsunuz. Bugün eğer Ünye'de ilaçlama motorları sayısı 1 iken 1000 olmuşsa, eğer 100 iken daha fazla olmuşsa bunun müsebbibi biziz. Biz bunları dağ tepe ilaçlamayı hortumlu, 100 metre hortumlu ilaçlamayı gösterdik arkadaşlarımıza. Peşinden bir tane dal parçalama makinesi aldık ki biliyorsunuz fındık filizleri, dal kesilen uçlar yakılarak yok ediliyordu. Bunları göstermeye çalışıyoruz. Dört tane Ünye'nin muhtelif bölgesinde uygulama bahçesi kurduk. Bunların üzerinde yazar. Bahçelerin üzerinde yazar. Bu uygulama bahçelerinde neler yapıyoruz? Dal kesme, ilaçlama, gübre deneme, toprak tahlilinin sonuçlarına göre. Bunu Ünye'nin 4 ayrı köşelerine koyduk. Sayın Sobi meclis başkanıydı. Hangi köye bir tane bir şey yapmayı önermiş acaba? Bir tanesi Çatak mahallemizde, bir tanesi Yaycı mahallemizde, Tekkiraz bölgesinde, bir tanesi Günpınarı ve Kuşdoğan mahallesinde. Bir diğeri de gene hemen Athanı'nın yanında o bahçemizde de hem küfle mücadele şekilleri, yöntemleri, bentonit uygulaması, bentonitin küfe ve aflatoksina karşı etkisi, Ünye Maden işletmesi, sevgili Hamit Tecer'e de çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte bir protokol imzaladık. Bize yaklaşık 4-500 kilo bentonit hediye ettiler. Bu bentonitin Ünye çiftçisine hakikaten faydasını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Biz böyle güzel şeyleri açıklamayı, böyle güzel işleri planlamayı, paylaşmayı düşünürken böyle saçma sapan, absürt şeyler gelmesi bizi üzüyor. Sayın Sobi bizim meclis başkanlığımızı yaptı. Burada Sayın Sobi'den sonra aslında Sobi de meclis başkanı yaparken de aynısını yapıyorduk. Biz her ay muhtat meclis toplantısı yaparız. Yapmış olduğumuz bu meclis toplantısında biz aylık mizanımızı tek tek bütün meclis üyelerimize veririz. Hani adamın birisi belediye başkanı belediye binasının dışına asıyor ya çarşaf çarşaf aldığını verdiğini yıllık. Biz aylık asıyoruz. Her yılda delege ve muhtar arkadaşlarımızla, özellikle delege ve muhtar arkadaşlarımızla toplantımızı yaparak ne yapmışız bir yıl içerisinde? Kaç para almışız? Dedi ya, işte memnun değil vatandaş.
vatandaş, hangi vatandaşın memnuniyetsizliği varmış ben çok bilmiyorum. Biz kanunun vermiş olduğu bir yetkiyi kullanıyoruz. Bu yetkiyi de minimumdan kullanıyoruz. En minimisinden kullanıyoruz. Ve Ünye Ziraat Odası olarak da biz Sayın Muhasip Üyem Yusuf Çakır, Sayın Başkan Vekili Muhittin Ocak'la birlikte Sayın Genel Başkanımız, Koordinasyon Kurulu üyelerimiz yaptığımız istişareler sonucunda özellikle altını çiziyor. Evet. En düşük fiyatından, bareminden alıyoruz aidatlığı. Bir hayat devam edecek. Alan bazlı gelir desteği alıyorsunuz. Mazot gübre desteği alıyorsunuz. Dolayısıyla dönüme 170 lira para ödüyorsunuz. Arada sen de yılda bir defa 170 lira odaya vereceksin. Senin bağlı olduğun kuruluş burası. Bu kanun. Bu kanun. Biz de almış olduğumuz bu minik minik paraları ne yaptığımızı şimdi tek tek anlatacağım. Şimdi danışmanlarımızla uygulama bahçelerimizi anlattım. Uygulama bahçelerimizde dal kesme uygulamaları, ilaçlama uygulamaları, toprak tahlil uygulamaları, hiç çalışmayan laboratuvarımızı çalıştırıyoruz. Gene biz kurmuştuk ama çalıştıramıyorduk. Şimdi çalıştırıyoruz kütür kütür. Bine yakın toprak tahlili yaparak. Hedef öyle televizyon kameralarını yakaladığında bizim bir hedefimiz vardı. Demek de olmuyor. Öyle at taşı nereye gidersek öyle bir şey yok. Osman Sarı Kahraman'a lafı attığın zaman karşılığından geleceğinin hesabını yapacaksın. Sevdiğim, saydığım bir ailenin bireyidir kendisi. Birlikte çalıştık ama ağızdan çıkanın kulağını duyacak. 6 yıl sonunda bugün bankalarda 3,5 milyon lira paramız var. Diyebilir ki aman da işte biriktirmişler ne yapacakmış bu para. Biz hepsinin hesabını yapıyoruz. 1 milyon lira değerinde 2 tane arsamız var. Şu anda jeoloji ihalesi bitti. Jeoloji ölçümleri yapılacak. Sanırım önümüzdeki yıl ilaç reyonumuz hazır olacak karşıda. Tarım marketimiz. Daha önce biliyorsunuz burada tarım marketimiz vardı. Bu var olan tarım marketimizi biz kapatmak zorunda kaldık. Sebeplerinin çok derinine girmek istemiyorum. Dolayısıyla 1 milyon liraya yakın değerinde iki arsamız var. Aldığımız iki tane arsamız var. Yeni, bütün bunları yaparken zorlandık. Bir çift kabin arzu ettiğim bir kamyonet aldık. Bu kamyonetin üzerinde arkadaşlarımız uygulama bahçelerimize vatandaşa ulaşmak için de alet, edevat, ekipmanlarımızı koyarak bunlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bugün bu. Aldığımız aidatların gittiği aldığımız aidatların gittiği yerler. Buralar para bu diyorsun. Sayın Başkan bunları aslında bilirdi. Belki sürçülisan etti. Attığı taş nereye gitti? Attığın taş ürküttüğün ördeğe değmedi derler ya. Yani bu çok hoş olmadı. Ama bizim odamıza böyle hatta odamızın içerisinde çalışan, birlikte çalıştığımız abimizin bilmeden laf söylemesini hakikaten kınıyorum. Bizim odamız iddia ediyorum, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin içerisinde ilk 20'nin, belki de ilk 10'un içindedir. Her haliyle. Bakın iddia ediyorum, her haliyle. Gerek personel yapısıyla, gerek yönetim kurulu ve meclis üyesi yapısıyla. Biz çıtayı her geçen gün arttırıyoruz, kaldırıyoruz Ahmet abi. Burada bir meclis toplantısı yapıyoruz. Zannedersin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor zannedersin. Böylesine çalışıyoruz. İki, hem de ekonomik yapımızla o kadar ciddi işler yapıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde de ağırlığımız bir o kadar derecede de iyidir. Ordu Ziraat Odaları olarak da bu böyledir. Böyle karşı taraftan birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız tarafından böyle üslupla gelmesi çok hoş olmadı. Ama açtırırsan kutuyu işte böyle söyletirsiniz kötüyü. Yoksa bu böyle, odamızın geldiği durum bu. Evet. Sevgili Ahmet abici iki şey daha söylemek istiyorum. Binamızın 4. ve 5. katları
atıldı biliyorsunuz. Çatı katta olmak üzere. Buraları dizayn ettik. Binamızın içi, Sayın Başkan'a bunları da söylemek istiyorum. Binamızın temeli göbeğine kadar su doluydu. Bunları hallettik. Binamızı en azından çürümekten kurtardık. İki dairenin beşinci ve altıncı, dördüncü ve beşinci katlarımızı temizledik. Belki onların böyle şeyler akıllarına bile gelmez, proje ofisi açtık. Toprak çocuk tohum isimli bir proje geliştirdik. Bir yıldır çalışıyoruz. Bunun da isim babası Yusuf abimdir. Sevgili muhasip üyemiz Yusuf Çakır hocamdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık. Bunun sonuçlarını almaya başladık. Ben burada 1 milyon lira atıyorum, 500 lira, 300 lira bu gibi proje harcasam ne olacak? 70 tane öğretmene toprağı öğrettik. 4 gün boyunca 70 öğretmene, Ordu Öğretmen Akademisi'ne, Ünye Ziraat Odası bünyesinde. Ünye Ziraat Odası'nın ne denli ciddi çalıştığını göstermek için bunları söylüyorum. Bu proje ofisinde kurduğumuz, belki sizlerin de katıldığınız proje ofisiydi bu. Bu açılışına katıldığınız bu proje ofisinde ürettik bunları. Dolayısıyla Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı, Sayın Ferda Yıldırım Tarım İlçe Müdürümüz ve Ünye Ziraat Odası'nın birlikte tasarladığımız bir projeden daha bahsederek teşekkür etmek istiyorum. İki tane sera aldık. Yeni sera aldık. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün alanına kurduk. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün atıl olan o yeri birlikte Ünye Belediyesi, Ünye Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğü olarak Ünye'nin yerel elmalarını, yerel armutlarını ve biz bunları 6-7 yıldır üretiyoruz Ahmet abi. Biz karpuz elmalarımızı, kavak elmalarımızı üretiyoruz. Sonuçta daha çok şeyler var. Aklıma gelmiyor. Aklıma da gelmiyor şimdi. Çok şeyler var. Bentonitli uygulama bahçelerimiz, bordo bulamaçlı uygulama bahçelerimiz. Az önce Ahmetciğim dedi ki bilgisayarda oyun oynanıyor dedi. Oyun oynayan kardeşi, yavrumuz, çalışanımızın kardeşi. Ama daha önceki yıllarda bilgisayarda okey oynanıyordu burada. Evet. Bunu da söylemek isterim. Antiparantez. Biz bunlara son verdik. Halkı ayağımıza değil, biz halkın ayağına gitmeye geliyoruz, özen gösteriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu işlerden de, bu şekilde yaptığımız çalışmalardan da memnunuz. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir önceki akşam yaptığımız Seçenler Seçilenler Konuşuyor programında adı geçen Ünye Ziraat Odası Başkanımız doğal olarak cevap verdi. Kendisine bir de teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.